Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bir kez daha 26 Mayıs Pazartesi günü geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz yılın Dünya Mobil Kongresi ve Tüketici Elektroniği Fuarı gibi büyük etkinliklerinde boy gösteren Firefox'un uygun fiyatlı telefonlarına bu yıl OpenSea ile yeni bir model daha eklendi. ZTE üretimi olan ve 800'e 400 piksel çözünürlükteki ekranı, 512 MB RAM'i ve 4 GB dahili hafızasıyla üstün performanslı diyemeyeceğimiz bu telefon, 100 doların altında olan fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Firefox OpenSea ile ilgili gerekli detayları webtekno.com adresimizde bulabilirsiniz. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Nexus serisi cihazların bu yıl Android Silver olarak isim değiştirmesi bekleniyor. Android Silver serisinin güncellenmiş ilk versiyonununsa LG'den çıkacağına dair söylentiler var. Söylenenlere göre LG'nin Android Silver telefonu önümüzdeki yılın Mart ayında vitrinlerdeki yerini alacak. Bakalım diğer Nexus'lar kadar beğeni toplamayı ve üstün performansla uygun fiyatı birleştirmeyi başarabilecek mi? Elbette donanım ve cihaz dünyasından bahsederken Samsung'un da ismini vermeden geçemezdik. Yaklaşık 2 ay önce Samsung'un Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Mario Götze gibi büyük isimlerden oluşturduğu bir kadroyla çektiği reklam filminin yeni versiyonu da geçtiğimiz hafta ekranlarımızdaki yerini aldı. Uzaylılara karşı yapılan futbol mücadelesinden önce büyük takımın yani Galaxy 11'in antrenmanı konu alan videoyu www.webtekno.com'da bulabilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz yıl bilgisayar ve tablet konusunda yaptığı atılımlarla dikkat çeken ve son olarak da Google'dan Motorola'yı alarak kendi bünyesine katan Lenovo, aynı zamanda mobil dünyada da ilerlemesini sürdürüyor. Aldığımız haberlere göre Lenovo yeni nesil Windows Phone'larını üretmeye başladı. Bakalım Lenovo Windows Phone konusunda da tablet ya da Android telefonlarda olduğu kadar başarılı olabilecek ve beğeni toplayabilecek mi? Yazılım dünyası ve Windows Phone konusundaki bir başka önemli gelişme de geçtiğimiz hafta merakla beklenen Windows Phone'un 8.1 versiyonunun piyasaya sürülmüş olmasıydı. Pek çok hatanın giderildiği ve kullanıcı deneyiminin artırıldığı Windows Phone 8.1 sürümünde aynı zamanda merakla beklenen ve ileride Türkçeleştirilmesi de söz konusu olan Cortana isimli sesli komutla çalışan bir sanal asistan da bulunuyor. Mobil işletim sistemi konusunda sağlam adımlarla ilerlediğini söyleyebileceğimiz Microsoft'un ise masaüstü işletim sistemlerinde yani Windows'larda başı biraz belada gibi. Henüz geliştirme aşamasında olduğu söylenen Windows 9'un çakma, korsan ya da fake versiyonları çeşitli torrent sitelerinde dolaşmaya başladı bile. Değiştirilmiş bir Windows 8 arayüzüne sahip olan bu çakma Windows 9'lar aynı zamanda kişisel bilgilerinizi ele geçirecek ya da bilgisayarınıza ciddi zarar verecek virüsler içeriyor. Windows'tan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmeden Windows 9'u indirmemenizi tavsiye ediyor ve indirdiğiniz torrentler konusunda hepinizin biraz daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Özellikle içerik üreticilerinin ve site yöneticilerinin korkulu rüyası haline gelebilen Google'ın filtreleme sistemine geçtiğimiz hafta Panda 4.0 güncellemesiyle yeni bir algoritma daha eklendi. Hummingbird ile birlikte özgün içeriğe daha fazla önem veren ve spam mesajlar konusunda daha katı kurallara sahip olan Google'ın içerik filtreleme sistemi kimi zaman arama sonuçlarını altüst edebilse de özgün içerik üreticilerinin ve düzenli içerik üreticilerinin yanında olmaya devam edecek gibi duruyor. Geçtiğimiz haftaya dair internet dünyasını çalkalayan bir başka haber ise eBay'in hacklenmiş olmasının haberiydi. Her ne kadar eBay'den yapılan açıklamaya göre kullanıcı bilgileri ele geçirilmemiş olsa da şifrelerinizi değiştirmenizde ve kullanıcı bilgilerinizle birazcık oynamanızda fayda var diyebiliriz. Türkiye'nin ilk 3D animasyon filmi olarak reklam yapmaya çalışan Uzay Kuvvetleri 2911'in fragmanını ve haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta ise filmin gişe hasılatı ile ilgili bir bilgi daha geldi elimize. Box Office'in yaptığı açıklamaya göre Uzay Kuvvetleri 2911'i vizyona girdiği gün yalnızca bir kişi izlemiş.
Elbette sinemaya bilet alıp da giden ya da bilet alıp gitmeyen kişilerin sayısı daha fazla. Ancak box office yapımcılardan gişe hakkında rakam istediğinde yapımcılar o kadar kötü olduğu için sayı vermekten kaçınmışlar. Box office'te ufak bir şaka yapmak amacıyla filmin sadece bir kişi tarafından izlendiğini duyurmuş. Geçtiğimiz hafta internet dünyası ile ilgili bir başka haberse Türk Dil Kurumu'ndan geldi. Ortalığı kasıp kavuran fotoğraflardan oluşan selfie kavramına Türkçe karşılık arayan ve yerelleştirme girişiminde bulunan Türk Dil Kurumu, halka sorularak yapılan oylamayla selfie'nin karşılığını öz çekim olarak kabul etti. Bundan sonra sözlüklerimizde öz çekimi İngilizce selfie sözcüğünün karşılığı olarak görebiliriz. Geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji ve internet dünyası gelişmeleriyle bir kez daha karşınızdaydık arkadaşlar. Ben Barış Kahraman. Önümüzdeki hafta yeni bir Web Tekno Haber'de buluşmak üzere. Unutmadan, bundan sonra selfie'ye öz çekim demeyi unutmayın. Hoşça kalın.